Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere temizlik konusunda çok etkili karışım tarifim var. Vereceğim karışım tarifiyle musluk bataryalarınızı, sararmış tencerelerinizi, çaydanlıklarınızı, lavabolarınızı bu karışım tarifiyle temizleyebilirsiniz. Malzemelerimiz arkadaşlar, bulaşık parlatıcısı, bulaşık deterjanı sıvı, tuz, ölçü olarak bardak ve şöyle boş bir bidon. Şimdi arkadaşlar şöyle çay bardağına yarım çay bardağı olacak kadar bulaşık parlatıcısı dolduruyoruz. Ardından yarım çay bardağı bulaşık deterjanı. Şöyle yarım çay bardağı. Ben şu bardağı bir çalkalayayım arkadaşlar. Bardağı çalkaladım. Şimdi yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tuz. Kaya tuzu, yemek tuzu fark etmez. Şimdi bu tuzu da eriteceğim. Çünkü böyle fıs fıs yaparken ağzını tıkayabilir. O yüzden tuzu eritiyoruz. Tuzu önce çok az bir şey sıcak su koyuyoruz. Sıcak suyla eritiyoruz. Çünkü soğuk suyla erimez. Daha sonra üzerine soğuk su ekleyeceğim. Tuzu erittim. Şimdi üzerine biraz soğuk su ekleyeceğim. Üzerine de soğuk su ekledikten sonra yine aynı şekilde bunu da bidona boşaltıyorum. Şimdi arkadaşlar bunların ne özelliği var? Bulaşık parlatıcısının bildiğiniz gibi kireç sökücü ve sararmış lekeleri yumuşatır. Kireçleri de çözer. Bulaşık parlatıcısı bildiğiniz gibi zaten yağlı bulaşıkları nasıl temizliyorsa yağlı yüzeyler de aynı şekilde temizler. Tuz arkadaşlar bakteri ve mikrop kırıcıdır. Artı yakıcı bir özelliği vardır tuzunda. Bildiğiniz gibi elimizde ufak bir yara falan olsa tuz sürçüyorsa çok yakıyor bildiğiniz gibi. Bu yakıcı özelliği sayesinde yüzeyleri daha iyi temizler. Lekelerin daha iyi çıkmasını sağlar. Hem de mikropları, bakterileri öldürür. Şimdi ağzını kapatıyoruz. Ağzını kapattıktan sonra şöyle güzel bir çalkalıyoruz bunu. Hazırladığımız karışımı. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir karışım oldu. İyice çalkaladıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi altı sararmış bir tencerem var. Tencere sağa sola kaymasın diye şimdi şuraya bir bez sereceğim. Tencerenin tamamını temizlemeyeceğim. Sadece şurayı temizleyeceğim arkadaşlar. Karışım denemek için, sizler de görmeniz için. Şöyle yine tekrar çalkalıyoruz. Daha sonra bir tel yardımıyla şöyle gördüğünüz gibi çok güzel temizliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz. Şöyle tam şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu.
Şöyle bir sileyim. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Bir şuraya bakın, bir de buraya bakın. Tek seferde tertemiz oldu. Ben şimdi arkadaşlar bunları sadece örnek olarak gösteriyorum nasıl temizlediğini. Sararmış, kararmış çaytanlıklarınızı yine bu karışımla temizleyebilirsiniz. Şimdi bataryayı temizleyeceğim, parlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bataryanın önceki hali. Karışımı yine şöyle bir çalkalıyorum. Bataryalarda tül perdeyle veya süngerin sert kısmıyla temizlersiniz. Daha iyi parlatır. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz. Çünkü bu karışımın üçünün de leke çıkarıcı, kireç sökücü, sararmış lekeleri yumuşatıcı özelliği vardır. Özellikle de tuz yakar, lekelerin daha iyi çözülmesini sağlar. Bulaşık deterjanı da bildiğiniz gibi zaten yağlı yüzeyleri çok güzel temizler. Şöyle gördüğünüz gibi tek seferde pırıl pırıl oldu. Tertemiz. Yine bu dolap kapaklarının kulplarında bu karışımla parlatabilirsiniz. Yalnız bu kulpları silerken şöyle sileceğiniz çekmeceyi geriye doğru çekin. Çünkü buralara sızarsa aşağılara şişme yapabilir. O yüzden sileceğiniz çekmeceyi şöyle kendinize doğru çekin. Sıvı damlarsa da aşağı doğru damlar. Sıktığımız karışım yani. Gördüğünüz gibi şöyle aşağı damlayın. Şöyle biraz alın. Ben şunu da güzel sileyim arkadaşlar. Çünkü çekmece ileri geri geliyor. Rahat silemiyorum. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel parladı. Şöyle ikisinin arasındaki farkı göstereyim. Gördüğünüz gibi yukarıdaki daha parlak. Yani şuralar işte paslanmış. Buralar leke değil. Sararmış, kararmış değil. Paslanmış buralar. Ama şöyle gördüğünüz gibi ikisinin arasındaki farkı şu daha parlak. Yine arkadaşlar bu ocağı da bu karışımla temizleyebilirsiniz. Ama buna benzer eşyaları tül perdeyle silerseniz, eğer çok sararmışsa tül perdeyle silerseniz daha güzel temizler. Sarardığı zaman, yemek falan kuruduğu zaman yemek falan damlıyor, kuruyor. Onları bez iyi çıkartmıyor. Tül perde veya sünger yeni olursa sert tarafıyla daha iyi çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel temizliyor. Tezgahı, fayansları, mutlak dolaplarını yine bu karışımla silebilirsiniz arkadaşlar, temizleyebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.